kere ölümle yüzleşince başka biri oluyormuş insan. Hayatta olmaz dediklerin oluyormuş. Onsuz nefes alamam derken bir bakmışsın asıl onunla boğuluyormuşsun. Bunu da ancak yeni biri olarak öğreniyoruz. İşte o zaman seni boğan değil, sana nefes olan biri giriyormuş hayatına. Beni burada bırakalım ister misiniz siz? Sen beni bırakamazsın ki. Ben de seni bırakamam. Ablacığım, çocuk musun sen? Son dakika denize mi girilir ya? Islak ıslak bineceksin arabaya. Ay, tamam abla, geldim ya. Allah Allah. Aşkım. Aşkım. Ya, hallettin mi? Hazır mı her şey? Sığdı mı? Az kaldı sevgilim. Tanelerim lütfen. Hadi artık İstanbul sınırına girebilir miyiz? Bizim yarın düğünümüz var çünkü. Biz hala burada kamp yapıyoruz. Hadi. Ya ablacığım bir şey olmaz. Ne olacak ya? Bak çok iyi olmadı mı bence böyle yok. Düğün öncesi bir stres attık burada. Çok güzel oldu. Çok iyi geldi ama biz burada oyalandıkça benim o bütün stresler bana geri dönüyor. O yüzden hadi bakalım gidelim. Tamam Sunacığım. Evleneceksin biraz sakin ol ya. Bak Sinancığım sana bir çift lafım var. Sen al şunu bir giy. Evlendikten sonra benim kocamı bir hafta rahat bırakıyorsun, tamam mı? Senin kocan rahat, tamam mı? Yani bir daha söylemek istemiyorum. Abidin'in kimseden izin almasına gerek yok. Çünkü bu adam şirkettekilere izin veriyor zaten. O yüzden kendine de izin verebilir diye düşünüyorum. Verdim gitti ya. Hadi. İyi, evet. Hadi, evet. Sinan. Oh. Ne oldu? İstanbul'a dönmek hiç istemiyorum ben abla. Niye diye soramıyorum, haklısın tabii. İstanbul'da çok zor şeyler yaşadık evet. Ama sen artık eski Seyran değilsin. Büyüdün, güçlendin. Ya şu iki senede neler yaptın ya? Elini tuttuğun harika bir adam var.
Yani artık sen İstanbul'dan korkma, İstanbul senden korksun. Oh. Sinan, İstanbul'a döndüğümüzde bir Ferit'e uğrayacağım. Haberin olsun yani. O da mı gelecek? Yok, sanmıyorum. Yani düğüne gelmez. Ama yıllarım var benim onunla. Davet etmesem olmaz yani. Doğrudur. Ama işte işin içine Ferit girince insanın canı sıkılıyor be abidim. Hak ver bana biraz. Sonuçta evliler. Neyse, önemi yok bunun. Boş ver gitsin. Düğün senin düğünün abiciğim. İstediğin gibi istediğin her şeyi yapabilirsin. Kimseye de sormak zorunda değilsin. Ben bir şey söyleyemem. Canın ne istiyorsa onu yap. Ve şunu da bil, ben her zaman senin yanındayım kardeşim. Tamam mı? Eyvallah be. Sağ olasın. Gülür müsün? Eyvallah. Aşkım geliyorduk biz de. Yok ya, ondan değil şey. Abi, arabanın anahtarını versene. Ne yapacaksın? Ben kullanacağım. Yok öyle bir şey. Hayatta olmaz öyle bir şey Seren. Yok öyle bir şey, vermem yok. Seyran! Seyran, Allah'ını seveyim senin. Seyran, Allah aşkına! Seyran, vallahi delireceğim ha! Delireceğim, Seyran! Seyran, yavaş git ablacığım, ne olur yavaş git. Aşkım, sür! Yavaş git ablacığım, yavaş! Ya ablacığım, acelemiz var demedin mi? Ben de acele ediyorum işte. Aynen. Tek parça! Tek parça gitmek istiyorum evime. Tek ya, parça. Yıllar olsun ya. Allah. Çok iyi değil mi be? Ay delireceğim Seyran. Seyran biraz yavaşla, gözünü seveyim ne yavaşla olur yavaşla. Ya abla inanılmazsın ya. Sinan'a bak bak nasıl da keyif alıyor. Birazcık Feyza nasıl korkuyor? Sen beni nasıl ablamsın? Ben onu anlamıyorum. Ya ben seni şarampole beş kala sevmişim zaten. Hiç fark etmez. Sür aşkım sür. Ay o zaman ben daha süper adamı arayayım aşkım. Ha? Yani güzel olur aslında. Seyran poşet var mı arabada? Nereye? İstanbul'a değil belli ki, baksana. Allah! Direksiyonu biraz sağ yapıyorum, böyle... Çok hassas. Seyran! Seyran! Ben böyle manzarası güzel bir yer arıyorum da... Bulursam duracağım. Seyran, tamam. Tabii yani, dur da. İçim dışıma çıktı ya. Asla dediğin şeyler illaya dönüyor hayatta. Ölüm de bazen yeni bir hayata. Ben ölmüştüm Sinan. Seninle beraber tekrardan döndüm ben hayata. Seninle hiç bilmediğim dünyalara girdim ben. Sen beni gerçek benle tanıştırdın. Bak bana. Benimle evlenir misin? Ne?
çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ne diyelim? Tebrikler. Tebrikler. De hadi. Hadi geç kalacağız ya. Yolda tebrikleri devam. Hadi. Tebrikler. Teşekkürler kardeşim. Ne çuvalsın oğlum. Yılma sen ne çuvalsın. Haydi. Haydi. Sen arka koltuğa geçiyorsun. Hayır ben kullanıyorum. Öyle bir şey yok. Korkuttun bizi Seyran. Korkmadık ya. Benim yarın düğünüm var be. Sen sürüyorsun sen. Beni asla korkutmuyorsun bu arada. Değil biliyorum. Geliyoruz. Ha evet. Bir şey oldu. Ne yapıyorsun? Evleniyorum. Seyrancığım. Yani bu çocuk oyuncağı değil biliyorsun. Sen ne yaptığını farkında mısın? Sen az önce Sinan'a seninle bir ömür geçirmek istiyorum dedin. İstiyorum zaten abla. Ablacığım yani mutlu olmanı en çok ben istiyorum. İnan bana. Ama yani tam da İstanbul sınırlarına girerken böyle bir hareket yapmam beni biraz düşündürdü. Ne düşündürüyor seni ya? Ne? Sinan'a olan aşkından mı bu kararı aldın yoksa Ferit'e olan korku yüzünden mi? Ne Ferit'inden bahsediyorsun abla sen hala ya? Ferit mi kaldı sence bende? Hı? İnanamıyorum şu an bu söylediklerine ya. İnan Seyrancığım. İstanbul demek senin için Ferit demek. Bu yüzden kaçmıyor muydun 2 yıldır İstanbul'dan? Ben bu yüzden kaçmıyorum İstanbul'dan abla. Ferit yüzünden kaçmadım ben. Ben buradaki anılarımdan kaçtım. Tamam. Burada yaşadığım şeylerden, burada o insanlardan kaçtım ben. Buradaki insanlardan, Ferit'ten değil. Ve şimdi de bambaşka bir Seyran olarak dönüyorum oraya. Rahat ol. Güven bana. Ben ne yaptığımı iyi biliyorum. Hı? Tamam. Yani kusura bakma ben daha yeni Seyran'a alışamadım henüz. Alışırsın alışırsın. Hem daha çok seveceksin beni Seyran'ı. Saçlarım gibi. Ablacığım. Bak bu hayat bizim hayatımız. Bir başkasının değil. Kaybedecek bir saniyemiz bile olmamalı. Her anımız çok kıymetli, tamam mı? Başımızın etini yediniz sabahtan beri gecikiyoruz diye. Aynısını sen yapıyorsun Sunan Hanım. Hadi, tamam, hadi. Tamam, değil mi? Tamam, hadi. Tamam, geldik. Aynısını yapıyor, doğru. Aynen öyle. Gel. Başımızın etini yedi ya. Gel. Beni lafa tutuyor.